Merhaba, Investaz Yatırım Menkul Değerlerden ben Eren Tepekaran. Dün veri akışına baktığımız zaman Avrupa tarafından TÜFE verisini takip ettik. %2 ile beklenti haline geldi. Tabii ki ondan önce FED toplantı tutanağı vardı. FED Başkanı'nın konuşması da gerçekleşti. Faiz arttırımı Mart ayında beklendiği gibi 0.75'ten 1 seviyelerine çektiğini takip ettik. FED Başkanı'nın konuşması da güvercin bir tonda oldu. Daha çok kademeli faiz arttırımlarının devam edeceğini vurgulasa da hızlı bir faiz arttırımının olmayacağını, verilere bağlı yine faiz arttırımının devam edeceğini gösterdi. Bu da tabii ki ABD tahvillerinde 2.60 seviyelerinden 2.50'lere kadar bir geri çekilmeye sebep oldu. Dolar değer kaybı yaşarken diğer gelişmekte olan para birimleri olsun, diğer para birimleri değer kazanımı yaşadı. Burada Eurolar paritesine baktığımız zaman teknik açıdan 1.07'nin üzerinde kaldığı sürece yükseliş yönlü bir hareket takip edebiliriz. Orada direnç seviyesi 1.08, 1.0860, 1.0910 dirençleri takip edilebilir. 1.07.10 seviyesinin aşağısına sarkma durumu söz konusu olursa, altında 2 kez 3 kez kapanışlar görürsek orada da 1.0660, 1.06 ve 1.0530'lara kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bunun yanında dolar TL tarafına baktığımız zaman kur tarafında Merkez Bankası'nın kararı vardı dün takip ettiğimiz. Üst bantta herhangi bir değişiklik yapmadı. Normal politika faizinde de herhangi bir faiz artırım beklenmiyordu piyasada. Ancak geçti kitle penceresini 11 seviyesinden 11.75 seviyesine çekti. Bu da piyasalar için olumlu olarak algılandı. TL'nin değer kazanımı söz konusu oldu. Burada da aşağı yönlü baskıların devam etmesi durumunda özellikle burada takip ettiğimiz 3.67 seviyesi var. 3.67 seviyesinin altında kalıcılık sağlamaya devam ettiği sürece satış baskısı görebiliriz. Orada takip edeceğimiz seviyeler 3.64-70, 3.63 seviyesi, ardından 3.61-60'lara kadar bir geri çekilme takip edebiliriz destek seviyelerinden. 3.67'nin üzerine atarsa eğer tekrardan 3.70 ve 3.72 direnç seviyeleri takip edeceğimiz önemli fiyatlardır. Altın tarafına geçtiğimiz zaman altın tarafı FED ile birlikte yükseliş yönlü bir hareketi gerçekleştirdi. Daha öncesinde 1.200 seviyelerinin altına kadar bir fiyatlama olmuştu. FED ile birlikte şimdi tekrardan toparlandığını görmekteyiz. Orada da 1.220 seviyesini takip etmekteyiz. 1.220 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya devam ettiği sürece yükseliş yönlü bir hareket görebiliriz. Yükselişlerde altında 1.228, 1.235 ve 1.242 dirençleri takip edilebilir. Tekrardan geri çekilmelerde özellikle 1.220 seviyesinin altında kapanışlarda destek seviyeleri 1.212, 1.206 ve 1.200 seviyesi takip edilebilir. İnvestaz Yatırım Menkul Değerler iyi yatırımlar diler.